Sırada dünyadan derlediğimiz haber turu var. İran, Amerika'ya ait iki insansız hava aracını daha ele geçirdiğini açıkladı. Açıklamayı İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Amiral Restegari yaptı. Restegari, İran Hava Kuvvetleri özel birimlerince ele geçirilen Amerika'ya ait iki adet RQ-11 insansız hava aracının şifrelerinin de çözüldüğünü bildirdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofias, Avrupa'nın krediler için şart koştuğu özelleştirmeleri yapmayacaklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan Troika ile yapılan kurtarma anlaşması taslağında Rum yönetiminden özelleştirme yapması isteniyordu. Ancak Hristofias, devlete ait şirketlerin özelleştirilmesi yönünde hiçbir talebi kabul etmeyeceklerini söyledi. Katar merkezli El Cezire televizyonu, Amerika'da yayın yapan ve eski Amerika Başkan Yardımcısı Al Gore tarafından kurulan Current TV kanalını satın aldı. Al Gore ve ikinci kurucu Joel Hyatt satışı doğruladı ancak mali bilgilerle ilgili ayrıntı vermedi. Yayın hayatına 2005'te başlayan Current TV 60 milyon evde izlenebiliyor. Tacikistan parlamentosunun alt kanadı Meclis-i Name Yandegan, NATO ile imzalanan işbirliği anlaşmasını oy birliğiyle onayladı. Tacikistan hükümeti ile NATO arasında imzalanan anlaşmaya göre NATO Tacikistanlı uzmanlara teknik eğitim verecek. Anlaşma kapsamında Tacikistan'a Afganistan sınırındaki mayınları temizlemesi için 575 bin avro destek verilecek. 575 bin avronun 202 binini Kuzey İrlanda, Japonya, İngiltere ve Türkiye, geri kalanını ise Kanada hükümeti verecek. Estonya'nın başkenti Tallinn'de toplu ulaşım ücretsiz oldu. Yeni yılda başlanan uygulamayla otobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarını tercih eden kent sakinlerinden artık herhangi bir bedel alınmayacak. Tallinn'de ikamet edenlere özel abonman kartı düzenlenecek. Ziyaretçiler karta 1,5 avro ödeyerek sahip olabilecek. Trafik sorununa çare olması beklenen yeni düzenlemeyle birlikte toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı ilk günden 8 kat arttı.